Herkese merhaba. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Bugün yüz beyazlatma işlemi uygulayacağız. Bembeyaz yüzler, bembeyaz gülüşler, dişimi de fırçalayacağım. Ve bembeyaz güzeller. Şimdi ben yüzümü nasıl beyazlatıyorum? Ben böyle bembeyaz yüz seviyorum. Hani böyle bronzlaşmayı sevmiyorum. Bu benim en bronz halim. Yani 2 ay önce falan yaklaşık dedime tatile gitmiştim. Bronzlaştım ama kış gelmek üzere. Yani bembeyaz girmek istiyorum. Böyle bir takıntım var. Sanki esmerleşince böyle cildim bronzlaşınca bana kirliymiş gibi geliyor. Ne alaka bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Şimdi ben yüzümü nasıl beyazlatıyorum diye soruyorlar bana. Ben de söylüyorum. Çünkü ben yüzüme diş macunu sürüyorum. İnanmıyorlar bana. Ben ne zaman yalan söyledim? İnanmadıkları için şimdi böyle videoda yapmak istiyorum. Şöyle bir ürünüm var. Elmex diye. Bu bana yurt dışından geliyor. İsviçre'deki tanıdıklarımdan geliyor. İsviçre'nin diş macunu en iyi diş macunu diye biliyorum. Ama şeyle de yapmıştım mesela işte Colgate'in, Sensodyne'in hassas ciltler için olanı. Hassas cilt diyorum, hassas dişler için olanı. İşte cildimde, cilt içinde düşününce dedim ki hassas dişler için olanı alayım. Ama bitkisel bir şey de alabilirsiniz. Bitkisel bir diş macunu daha iyi olur. Şimdi yapacağım, başlayacağım. Bana inanmayan arkadaşlarıma gelsin. Şöyle bandajla, bandaj mı bandana mı bunun ismi bilmiyorum. Şimdi böyle yapıyorum. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ay çok çirkin oldu. Şimdi şöyle bir diş fırçam var. Çocuk diş fırçası. Neden çocuk diş fırçası alıyorum? Çünkü ekstra yumuşak oluyorlar. Yani benim dişimde bundan önce tel vardı. Tel zamanında hep böyle çocuk fırçaları alıyordum. Oradan kalma bir özelliğim. Yani diş fırçası alırken hep çocuklarından alıyorum. Bir de böyle çok şirin oluyorlar. Bu sefer arabalı aldım ama böyle şeker kız kendili falan olanı var. Böyle değişik değişik. Sünger boblu vardı mesela. Keşke onu alsaydım. Neyse bu sefer arabalı oldum. Arabalı aldım. Erkekler de yapabilirler bu ürünü. Diş macunlu bu arada ciltleri beyaz olsun istiyorlarsa. Tabii onlar böyle bandajla takmalarına gerek yok. Hayat size güzel gerçekten. Neyse şimdi başlıyorum. Cildimi çok hafif ıslatmam gerekiyor. Çok hafif şöyle. Evet. Sular kesildi. Göstereceğim. Sular mı kesildi? Niye bu kadar az akıyor bilmiyorum. Çok az akıyor. Şansa. İnşallah kesilmez. Ama ben o kadar şanssız bir insanım ki. Eminim su kesilecek. Eminim. Çok hafif. Cildime çok hafif şöyle. Nemlendirdim çok hafif. Suyla. Şimdi bu Elmex'in ürününü kullanacağım. Gözünüz önünde dişimi de fırçalayacağım. İnanmıyorlar çünkü bunu yaptığıma. Kapalıymış. İki tane vardı Elmex. Bu kapalı. Şöyle göstereyim. Ucu kapalı. Bu açık olan. Elmex yine Elmex. Diş macunu. Kapalı. Bu da bu açık. Bunu koyayım yoksa annem yine beni kesin öldürür. Açık, kapalı olan bir şeyi niye açsın diye. Ay annem izlemesin bu arada. Şimdi kullanıyorum bu Elmex'ten. Şöyle sürüyorum. We'll be right back.
sefer 3 puanın oldu. Ben yine işte burada videomu durdurayım ve bunu konuşamıyorum. Videomu durdurayım ve yaklaşık 5 dakika falan bekletiyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca bekleteceğim sizi ve daha sonrasında tekrar görüşeceğiz. Tekrar merhaba. Yüzümü yıkadım, yaklaşık 5 dakika beklettim ama dediğim gibi kesinlikle göz kenarlarına falan yaklaştırmamanız gerekiyor. Ben 5 dakika bekletiyorum. Bu arada bu ürünü herhangi bir yerden bakmadım, yani hiç rastlamadım. Düşünmüyorum da kimsenin diş macunu yüzüne sürdüğünü. Bana mahsus bir şey sanırım, benim çılgınlığım herhalde, çünkü yoktur diye düşünüyorum. Ama yüzümüze neler sürmüyoruz ki, bir sürü işte karışımlar falan var internette, biliyorsunuz işte pirinç unu falan sürülüyor, yumurta akı sürülüyor, her şey yani. Ben de dedim ki diş macunu dişleri sonuçta beyazlatıyor, yüzü neden beyazlatmasın diye düşündüm. Ve yıkadım 5 dakika sonra. Allah'tan su çok az akıyordu da, yani sular kesilmedi de yıkayabildim yüzümü. Bilmiyorum, yoksa herhalde İçime suyla yıkardım gerçi. Evet, öyle yaparım ama şu an bu geldi aklıma. Neyse, bunu çıkarayım. Şurada beyazlarım var. Onları görmeyin. Ben bu şekilde cildime beyazlatıyorum. Ama siz yüzünüze uygulamadan önce kesinlikle, çünkü yüz çok hassas bir şey. O yüzden çok küçük cildinizin bir kenarına, şöyle şuraya falan sürün ama epey bir bekletin, 5-6 dakika. Ya da şöyle şuralarınıza falan da çok hafif sürüp bekletebilirsiniz, 5 dakika çok minik sürüp. Hani belki sizin alerjik bir bünyeniz vardır, alerjik bir bünyeniz olmasa bile. Hani belki sonuçta hani ona alerji olabilirsiniz o anda, ya da ne bileyim size iyi gelmeyebilir. Ama benim cildim de mesela çok çok hassas bir cilt. Ama herhangi bir sorunla karşılaşmadım şimdiye kadar. Yani çok hafif gözlerime çok yaklaştırınca sadece, hani gözlerim falan yanıyordu. Onun dışında herhangi bir şey yapmadı bana. Bence cildim zaten bir seferde hemen cildiniz beyazlamıyor. Ben bunu ayda bir uyguluyorum. Zaten her günde güneş kremi sürüyorum bu arada. Hani cildim bronzlaşmasın ve herhangi bir şekilde lekelenmesin diye. Bu biraz diş macunu biraz lekeleri açıyor bence. Dişlerim zaten, dişlerim de beyazladı. Dişlerim de beyazladı. Cildim de beyazladı. Bembeyazdı, bir güzel oldum ben. Gerçekten işe yarıyor bence ama ayda bir ben uyguluyorum. Daha fazla zararlı olabilir. Bilmiyorum ki yani. Ben de bilmiyorum. Çünkü bunu tek uygulayan benim herhalde. Başka kimse uyguladı mı? Hani çok merak ediyorum. Eğer uygulayan varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Cilt bakımım, profesyonel cilt bakımım burada sona eriyor arkadaşlar. Çok üzgünüm. Eğer videomu beğendiyseniz bu arada lütfen abone olun. Başka yaptığım şeyler de var, değişik sırlarım da var. Onları da size anlatırım. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. See you.